30. gebelik haftası. Eğer çoğul bir gebelik adayıysak ve ikiz ya da üçüz bekliyorsak, bu dönemde unutmamamız gereken, artık çalışıyorsak da yasal olarak izne ayrılabileceğimiz haftaya ulaştık. Yani çoğul gebelik ve çoğul gebelik bekliyoruz. 30. haftadayız. İzne ayrılabiliriz ya da hekiminiz izin verirse çalışabilir raporu yine bu haftada almanız gerekir. Artık rahim iyice büyüdüğü için gerek nefes almada bazı şikayetleriniz, gerekse harekette bazı kısıtlamalarınız bu haftalar içerisinde olabilecektir. Yatış pozisyonunuz, daha önceki haftalarda size söylediğim, hep sol yana yatın, buna alışkanlık kazanın dediğimiz yatış pozisyonunda bu haftalarda çok daha fazla dikkat etmek gerekir. Çünkü büyüyen rahim artık baskısını da tabii dolayısıyla toplar damarlar üzerinde arttıracaktır. Ve dolayısıyla sırt üstü yattığınızda bu baskı kalbe giden kanı azaltacağı için istemediğimiz bir durumdur. O yüzden gebelikteki en iyi yatış pozisyonu sol yan yatış pozisyonudur. Bazen bu pozisyonda kalabilmek de çok kolay değildir. Yastık takviyeleriyle gerek rahim altına gerekse sırtımıza koyacağımız yastık takviyeleriyle yatış pozisyonumuzu destekleyebiliriz. Bir de yine hatırlatmak isterim ki bu dönemlerde mideden, mide muhteviyatının yemek borusuna kaçışı reflü denilen durum olup sizde tabii şikayete sebebiyet verecektir yanma gibi. Bu da tabii keyif kaçıran bir durumdur. Dolu mideyle uzanmamanız, yatmamanız ve sıfır derece değil, çok az yastıkla destekleyerek 30 derecelik bir açı sağlayarak yastık desteğiyle yatmanız da yine bu haftalarda fayda olacaktır.